kıkırdak problemlerinde olayın kıkırdakta saklı olduğu düşünülür. Halbuki olay sadece kıkırdakta sınırlı değildir. Kıkırdağın altında kemik dokuda da problemler vardır. Özellikle kıkırdağın altındaki kemik dokunun kalitesinin bozulduğu olgularda kıkırdağın alttaki iskele desteği kaybolur ve kıkırdakta problemler olmaya başlar. Onun için biz kıkırdak problemlerinde sadece kıkırdağa yönelmek, kıkırdağı incelemek veya kıkırdağı tedavi etmek değil, alttaki kemik dokuyu da inceleyip tedaviyi ona da odaklarız. Özellikle kemik yapının bozulduğu durumlarda yaygın kıkırdakta problemler oluşur. Son dönemlerde bizim yaptığımız bir çalışmada, önemli bilimsel çalışmada ki yakında verilerini bilimsel ortamda da paylaşacağız. Biz kıkırdak altı kemik dokudaki bazı önemli değişiklikleri saptadık. Neydi bunlar? Bunlar birincisi genetik eğilim. Genetik bazı problemler kıkırdakta problem yaratıyormuş gibi gözükür ama esas problem alttaki kemik dokudadır. Bununla beraber özellikle kemik dokudaki bazı maddelerin azalması, mesela D vitamini, mesela bazı hormonlar, bildiğiniz gibi bayanlar menopoz öncesi, menopoz ve menopoz sonrasında ciddi anlamda kas iskelet sistemi problemleriyle karşı karşıya kalırlar. Özellikle menopoza girmeden önce başlayan ekleme ağrıları menopozla ve menopoz sonrasında ciddi problemlere yol açar. Bazen bu hastalar ciddi ameliyatlara giden bir sürece girerler. İşte bu dönemde tedbir alınması çok önemlidir. Bunun sebebi de östrojenin azalmasıdır. Aslında östrojen kıkırdak ve kemik dokuda ciddi koruyucu etkisi olan bir hormondur. Bunun dışında gerek kıkırdak ve kemik dokudaki oksijenlenme, gerekse bazı maddelerin, özellikle bizim metaloproteinazlar dediğimiz bazı maddelerin etkilenmesi ve bunların genetik yolaklarının bozulması ciddi anlamda hem kıkırdakta hem kemikte probleme yol açar. Biz ne yapmalıyız? Erken dönemde mutlaka bir kontrolden geçmeliyiz. Kıkırdak ve kemik kalitesini görmeliyiz. Kıkırdak ve kemiği koruyacak dinamik dengeleri, kasları, bağları korumalıyız. Eğer bacaklarımızda, eğer kalçamızda, dizimizde bir problem varsa basışımızın düzgün olması gerekir. Bizim bacağımızın, uyluğumuzun diziliminin doğru olması gerekir ve böylece kıkırdak ve kemiğin belli noktada yük taşımasını engellemeliyiz. Bütün bunlarla beraber mutlaka bir de vitaminine baktırın. Menopoz öncesi mutlaka bir kontrole gidin ve eğer kıkırdaklarınızda bir haraplanma başladıysa mutlaka bunun erken tedbirini almamız lazımdır ki muhakkak bu altyapıdaki problemler tespit edilerek soruna yönelik tedavileri biz yapabilelim.